Sigortacılık dünyada bir poliçeyle başladı değil mi? Evet. Peki nedir poliçe? Poliçe, sigorta edenle ettiren arasında bir yazılı anlaşmadır. Bir yazılı sözleşmedir. Eskiden buna mukavele derlerdi. Bunun ücretine prim derler. Orta çağda 1350 ile 1450 seneler arasında İtalya ile İspanya ve Fransa arasında Akdeniz'de deniz taşımacılığını yapan tekneler arasında yelkenli tekneler yani yapılan ticaret. Bu ticaret Batı Avrupa ile Batı Akdeniz'le Doğu Akdeniz arasındaki seyreden teknelerle yapıldı. Yelkenli tekneler yapıldı. Bu tekneler Akdeniz'de muhtelif risklere karşı bir sigorta poliçesi veya sigorta mukavelesi ile malları risklere karşı bir güvence alıyorlar. Bu güvenceyi kim istiyordu? Sigorta ettiren istiyordu. Kim ettiriyordu? Bu malı ihraç eden, yani doğuya doğru gönderen, ben o teminatı veren kaptanlar, tekne kaptanları malı temin eden ticaret odaları bir ücret mukabilinde bunları sigorta ettiriyorlardı. Sigorta şirketleri gibi diyorum çünkü tam daha teşekkül etmiyordu bu orta çağda. Ve bu ücret mukabilinde ki kelimesi primdi. Tabii ki bu sözleşmelerin zamanla İtalya'da yapıldığı için buna bir isim taktılar. Bu ismi poliçe oldu. Zaten sigorta, sigurita kelimesi zaten o da İtalyanca'dan gelmişti. Bu teminatı yani sermayeyi veren ticari işletmelere muhakkak böyle bir teminat istiyorlardı. Yani bir sigorta istiyorlardı. Bu koca yelkenli tekneler ta Batı Avrupa'dan, Batı Akdeniz'den Doğu Akdeniz'e kadar seyrediyorlardı, yelkenli yollardı. Fırtınalar vardı, korsanlar vardı. Bu büyük risklere karşı böyle bir teminat istiyorlardı. Bunlar daha çok tekstil eşyaları, ipekli kumaşlar, en çok onları taşıyorlardı. Nereye doğru? Doğu limanlarına. Doğu limanları neresiydi? En başta Bizans limanları. Anadolu limanlarından İzmir'de, Zmirna'da ve Lübnan'la Suriye limanlarında. Bir de Mısır'a doğru. Tekne dediniz. Teknelerin büyüklüğü ne kadar? Tekneler, ağır teknelerdi yelkenli. Sonra farkına varlar ki bu ağır tekneler çok kolayca zapt edilebilir korsanlar tarafından. Ve bir fırtınada çok mal taşıdıkları için denize dökülebilir. Bu sefer daha küçük tekneler ve daha
çabuk seyredebilen tekneler yapılmaya başladı. Bu küçük tekneler hem korsanlardan kolayca kaçabilir, korsanlardan. Riski bölmek amaçlı tekneleri küçülttüler. Evet. Hı hı. Bu böyle orta çağda başladı. Genişledi. Sonra İngiltere, Hollanda ve Batı Almanya limanlarına karşı kadar uzatılmıştı. Yani seyahati bu kadar uzatılmıştı. Zamanla bu prim değişebilirdi. Tekneler modernleştirmişti. Ta şeye kadar, ilk buhar gemilerine kadar. Unutmayın, hepsi yelkenli gemilerdi. Ve primleri epeyce yüksekti. Peki Avrupa'ya şimdi yayıldık. Hollanda'ya, Almanya'ya kadar gitti. Gitti. Sigorta. Gemilerle birlikte, teknelerle birlikte sigorta da oralara gitti, öyle değil mi? Sigorta da yavaş yavaş Batı Avrupa'ya. Batı Avrupa, evet. Batı Avrupa limanlarında. Ticaret çünkü dünyada ticaret daima limanlarla yapılır. Sigortacılık tarihinde limanlar çok önemli bir pozisyon almışlar. O zaman %90-95 bütün taşımacılık denizden yapılırdı. Sonra da yavaş yavaş kara taşımacılığı başladı. Fakat gene taşımacılık dünyada genel taşımacılık %80'i gene denizden yapılıyor. Yük taşımacılığı. Düşünün yük taşımacılığı tabii. Düşünün mal taşımacılığı yani. Japonya, adalar, Filipinler, Avustralya, Endonezya, Singapur, bütün Hindistan limanları, bütün bunlar hepsi denizden yapılıyor. Bütün bu taşımacılık. Sonra Amerika keşfedildikten sonra daha da arttı bu deniz taşımacılığı sigortaları. Sonra 1666'da meşhur Londra yangını başladı ve bu kara sigortacılığı için çok önemli bir tarihtir. O tarihten sonra önce İngilizler, sonra yavaş yavaş bütün Avrupa yangından korunmak için parasal olarak ticari emtialarını önce, sonra mallarını, mülklerini yangına karşı korunmak için yangın sigortaları yapmaya başladılar. Bu kara sigortaları. O bir zamanla bu riskler branş branş dağılmaya başladı. Şimdi görelim Osmanlı devrinde tabi deniz sigortacılığı vardı. Deniz taşımacılık sigortacılığı vardı. Ve dışarıda yapılıyordu. Sonra temsilcilikler açılmıştı Türk limanlarında. Onlar da bazen bazı riskleri sigorta ediyorlardı. Ama gene yabancı şirketlerdi. Kara taşımacılığına gelince Osmanlı İmparatorluğu'nda İstanbul'da 1870 yılında bir pera yangını başlamıştı. Taksim'de Feridiye diye bir semt var. Oradan bir yangın başladı. Unutmayalım, İstanbul'un binaların %95'i ahşaptı. Birisinde yangın başladığı zaman hepsi sırayla yanardı. Ve böylece Feridiye'den ta Tarlabaşı'nın
aşağısına kadar ve tarla başını nazar itibari alırsanız da İngiliz Başkonsolosluğu'nun binasına kadar gitti yangın. İngiliz Başkonsolosluğu bile yanmaya başlamıştı, o büyük bina. Aşağı yukarı 3000 hane yanmıştı o zaman, o yıl. O felaketten sonra Beyoğlu'nda yaşayan bu kalabalığın büyük kısmı gayrimüslimlerdi. Bunların Avrupa'da akrabaları demiş, şöyle ya, Avrupa'da sigorta denilen bir sistem var. Niye sigorta olmuyorsunuz? Ve zamanla tabii hemen rock diye yap, zaten yanmışlardı. Zamanla yani 2-3 yıl içinde önce İngiliz sigorta şirketleri gelmeye başlamıştı. Ve sigorta teminatı vermeye başlamıştı. Bazı binalara, bütün akrab binalara karşı. Büyük çoğunluktan binalar ahşap olduğu için ve konaklar vardı, önemli konaklar böyle. Büyük primler tutuyordu. Gerçekten. Unutmayalım, bu konaklarda da çok önemli tefrişat mobilyalar vardı. İçindeki... Onları da sigorta, içindeki eşyalar da sigortalı edilmeye başladı. O yıllarda yapılan ilk poliçelerden biri de sizde vardı değil mi? O poliçeler benim koleksiyonumda, bütün poliçeler o zamandan beri. 1873'ten yani ilk gelen, ilk yazılan poliçelerden başlıyor. İlk gelen şirket The Sun Insurance. The Sun yani güneş, İngilizce güneş demek. Onlar başlamış sigorta teminatı vermeye. Ve sigorta teminatı isteyen çoğunlukla yabancılardı. İstanbul'da oturan yabancılardı yani. Beyoğlu tarafında ikamet eden yabancılar. Ki onların akrabaları Batı Avrupa'da yaşıyordu. Akrabaların vasıtasıyla ya yaptırırlardı ya yardım isterlerdi. Böyle efendim, burada Osmanlı devrinde kara sigortacılığı, yani yangın sigortaları böyle başladı. 1870'li yıllara ait sigorta poliçelerini siz nereden bulmuştunuz, hatırlıyor musunuz? Tabii. Bunları ya sahaflarda bulunur, eski kitaplar gibi, veya müzayedelerde bulunur. Bunları takip ettim. Bir sigorta tarihçesi gibi takip ettim anladın mı? 1870'lerden Osmanlı devrinin sonuna kadar veya daha doğrusu Cumhuriyet'in başlangıcına kadar bir koleksiyon takip ettim. Koleksiyon yaptım. Biliyorsunuz harf devrimi zaten 32'deydi. Harf devrimi. Yani poliçenin basılı kısmı Arapça, Osmanlıca. Basılı kısmı Osmanlıca. Ama üstüne yazılan teminatın özelliklerinin yazıldığı kısım Türkçe, yeni Türkçe, Latin alfabeleriyle. Evet. Bazıları, evet. Bu örnekler de var sizde değil mi? Evet. Ve yavaş yavaş şimdi poliçelerin yazılışı, poliçe diyorum ya, poliçelerin yazılışı bir kısmı Fransızcaydı, evet. Bir kısmı da Türkçe. İlk Türkçe poliçeler eski Türkçe yazılmıştı. Eski Türkçe yani Osmanlıca. Arka tarafı da
bir sayfası da Fransızca.